Geldik 72. bölüme. Türkiye'de fay hatlarının dağılışı. Şimdi arkadaşlar, Türkiye fay hatlarının fazla olduğu bir alandır. Fay nedir? Bir düzlem boyunca birbirine göre yer değiştiren bloklara arkadaşlar fay adı verilmekte. Bakın, İran'dan aldığım bir fotoğraf Tebriz yakınlarında. Şuradaki fayı görüyor musunuz? Şuradaki fayı görüyor musunuz? Orta kısım ne yapmış? Çökmüş. Kenar kısımlar yükselmiş. Demek ki bir düzlem boyunca yer kabuğu yer değiştiriyorsa buna fay adını vermekteyiz. Arkadaşlar, Türkiye'nin doğusunda sıkışmaya bağlı olarak ters faylar fazladır. Batısında gerilmeye bağlı olarak normal faylar fazladır. Ama arkadaşlar, kuzeyinde ve güneyinde Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu fayları doğrultu atımlı faylara örnektir. Demek ki kuzeyde ve Doğu Anadolu'da doğrultu atımlı faylar yaygın olarak görülmekteymiş. Şimdi Anadolu'nun kuzeyinde sağ yanar atımlı Kuzey Anadolu fay hattı bulunur. Arkadaşlar, Kuzey Anadolu fay hattı Van Gölü'nün kuzeyinden gelir. Şurada Tunceli'nin, Bingöl'ün Tunceli'nin kuzeyinden geçer. Sivas çevresinde Amasya, Tokat, Bolu, Düzce, Adapazarı. Burada çatallanır, bir kol İzmit Körfezi'nden Saros Körfezi'ne, bir kol Bursa güneyinden arkadaşlar Edremit Körfezi'ne inmektedir. Doğu Anadolu fay hattına geldiğimizde Doğu Afrika grabeninin devamıdır. Kızıldeniz üzerinden gelir, Lut Gölü, Suriye'de Gor Çukurlu, Amik Ovası'ndan başlar. Şurada Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ üzerinden Bingöl'e doğru uzanmaktadır. Arkadaşlar, Karlova Kuzey Anadolu fayı ile Doğu Anadolu fayının kesişme noktasındadır. Bundan dolayı 15-20 yılda bir burada yedilik bir deprem görülmektedir. Ege'nin grabenlerinin çevresinde ise arkadaşlar normal faylara, yani düşey yatımlı normal faylara yaygın olarak rastlamaktayız. Ne diyor sorumuz? Anadolu levhası güneyinde yer alan Afrika ve Arabistan levhalarının sıkıştırmasına bağlı olarak fay hatlarıyla kırılarak parçalanmıştır. Yukarıda verilen alanların hangilerinde fay hatları bulunmaz? Ege'nin grabenler bölgesinde fay hatları yaygındır. Bolu-İstanbul arasında Kuzey Anadolu fay hattı var. Doğu Karadeniz kıyılarında fay hattı yoktur. Mardin eşiği çevresinde fay hattı yoktur. Zaten bu iki bölgede fay hatları az olduğu için deprem bakımından güvenli, nispeten güvenli alanlardır. Bu nedenle aradığımız cevap E seçeneğidir. Geldik son slaytımıza. Bir düzlem boyunca birbirine göre yer değiştiren yer kabuğu blokların oluşturduğu yapıya fay adı verilir. Türkiye'de fay hatlarının dağılışını gösteren yukarıdaki haritada gösterilen bölgelerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir? A. 1 ile gösterilen alanda fay hatlarının etkisiyle tektonik göller bulunur. Arkadaşlar, baktığımızda şurada Sapanca Gölü, şurada İznik Gölü. Doğru. Bunlar tektonik göllerdir. 2 ile gösterilen alanda gerilme kuvvetine bağlı olarak normal faylar yaygındır. Evet, Ege'nin grabenleri çevresinde normal faylar yaygındır. Bu da doğru. 3 ile gösterilen alanda sağ yanar atımlı Kuzey Anadolu fayının etkisiyle şiddetli depremler yaşanır. Kesinlikle arkadaşlar, Bolu'nun doğusuyla Çankırı Çerkeş arası. Bu da doğru. 4 ile gösterilen Doğu Anadolu fayı üzerinde yer alan bölgede ölü faylar yer aldığı için deprem riski yoktur. Arkadaşlar, bu sene yaşanan 6 Şubat Kahramanmaraş Hatay depremlerini düşünün. D elimizden. 5 ile gösterilen alanda Kuzey Anadolu fayı ile Doğu Anadolu fayının kesişim bölgesinde yer aldığı için sık sık şiddetli depremler yer alır. Bakın arkadaşlar, Bingöl Karlova. İki fay hattının kesişim noktasında olduğu için şiddetli depremlerin görüldüğü bir alandır. Bu nedenle aradığımız cevap D seçeneğidir.